Sınırları aşan hediyeler Gedik Yatırım'da. Yatırım hesabını hızlıca açanlar hediyelerle dolu çekilişe katılma fırsatı yakalıyor. Kadın voleybol milli takımımızı Paris'te destekleme fırsatı. iPhone 15 Pro, AirPods kulaklık ve voleybol milli takım forması kazanma şansı yakalayın. Telefon almanın ve satmanın yeni kolayı EasyCep, hızlı ve öfkeliyi sunar. O zaman oradan da bir şampiyonluk yarışına girelim. Sana evet. Yine güzel istatistiklerim var. Fenerbahçe Galatasaray iki takımın genel istatistiklerini kıyaslıyoruz. Maç başına XG gol beklentisi 2.52-2.17. Maç başına rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma 36.52-33.73. Maç başına isabetli şut 7.1-6.6. Rakiplerine verdikleri ceza alanı içerisinde topla buluşma 11.08-14.78. Rakiplerine verdikleri maç başına isabetli şut 2.21-2.91 ve rakiplerine verdikleri maç başına gol beklentisi 0.61-0.74. Şimdi o aklında düşündüklerinden sıyrıl, alışveriş listesini unut, mahallede çekimden sonra gideceğin kahvedeki muhabbeti unut. Bu sefer başka bir şey düşünüyorum. Vallahi başka bir şey. Gene futbolla ilgili başka bir şey düşünüyordum. Abi iki takıma baktığımda benzer takımlar, benzer hücum varyasyonlarını sonuçlandıran takımlar ama şöyle bir ayrım var. Benim gözümde Fenerbahçe Galatasaray'dan daha iyi set hücumu yapıyor. Galatasaray Fenerbahçe'den daha iyi geçiş hücumu yapıyor. Fenerbahçe Galatasaray'dan daha iyi geçiş savunması yapıyor. Galatasaray Fenerbahçe'den daha iyi yerleşik savunma yapıyor. O yüzden bence belirleyici olan bundan sonra minimum hata, maksimum disiplin. Bilmem katılır mısın? Çünkü istatistiklerde çok bir şey yok. Fark doğru. Yok aralarında. Tamam, fark yoksa doğru, katılıyor. Ciddi bir fark yok. Hani üzerine eğilip bak bu konuda diyebileceğimiz, işaret edebileceğimiz bir şey yok. Minimum hata, maksimum disiplin bundan sonra tamam. Belirler. Tamam, az hata yapan diyorsun. İşte çok disiplinli olan kazanacak diyorsun. Tamam, katılıyorum, buna katılmamak mümkün mü? Katılıyorum. Yani bunun içine şans da koyacaksın. Tabii, şans olmaz. Faktörüne inanmıyorlar. Ben inanıyorum. Şöyle bir grafik şans var diye abi. Bir şey vardır. Sen burada mı? Hayatta da vardır. Orada bir tane kırılma var. Tam ortada. Bir aşağı inmiş, bir yukarı çıkmış. Şimdi bu kırılmayı, ikisi de kırılıyor. Bir Fenerbahçe puan kaybetti, bir Galatasaray puan kaybetti. Gene dengeye geldi. Gene aynı puanda gidiyorlar. O kırılmayı iki kere üst üste yaşayan, yani iki kere üst üste ciddi puan kaybeden takım bu aşamadan sonra geri toparlanması zor olur. Toparlama ihtimali var mı? Ben çok zor görüyorum iki kere o kırılmayı yaşayan, seyircilerimizden gördüğü o kırılmayı yaşayan takımın toparlayacağını düşünmüyorum. Olabilir, bilmiyorum. Yani göreceğiz, bakacağız ama şans faktörü şimdi tuhaf, yani enteresan bir lig yani yaşıyoruz. Puan cetvelini bile korkutuyor beni ya. 60-60. Çok puan değil mi ya 60? Çok kırıldı bir de aşağısı. Ha, bir de 60 puan yüksek puan değil mi ya? Kaç? Abi 70. 15 hafta var ama 60 puan. Ya yani şöyle düşünelim. 71-72 ile şampiyonluk hatırlıyorum ben. Evet. 60-60 ya, daha 15 maç var. Yani enteresan bir lig. Kim şampiyon olacak? Vallahi çok enteresan. Ya yani sen böyle bir sezon sonuna doğru bir projeksiyon çizdiğinde bu söylediklerimle beraber... Şey tabii ki katılıyorsun. Daha az hata yapan, daha disiplinli olan ve bu kırılmayı yaşamayan takım. Peki nerede fark yaratır iki takım? Yani şu deplasmanda mı, birbirleriyle oynadıkları maçta mı? Nerede fark yaratır bu takımlar? Sezon sonuna kadar böyle giderse eyvallah, bizim için iyi olur. Ama nerede bir fark olur sence? Bu hafta mesela bir şey olabilir. Bu güzel. Hafta. Bu hafta olabilir. Ya iki takım da deplasmana çıkıyor. Bana göre yani Fenerbahçe Galatasaray dışında, eskiden olsa şöyle derdik. Dört büyükler dışında kalan takımlar. Şimdi öyle bir şey diyemiyorum. Sezon 2. Evet. Yani çünkü Antalyaspor şu anda mesela, Fenerbahçe Antalya'ya gidecek ya. Antalyaspor şu anda mesela Beşiktaş'la da oynasa, Trabzon'la da oynasa benim için maçın favorisi Antalyaspor'dur. Ters takım. Hem oyuncu kalitesi hem oynadıkları oyuna baktığımda, takım bütünlüğüne baktığımda, mesela ben Beşiktaş'la mı oynarken daha çok korkarsın deseler şu anda bana, Antalya mı? Antalya. Evet. Fenerbahçe böyle bir deplasmana gidiyor şu anda.
Samsunspor'da evet zorlu bir deplasman olabilir ama Samsunspor Antalyaspor kadar iyi takım değil. Bak onu söylüyorum sana. Bak bunu çok net açık söyleyebilirim. Yani Antalyaspor Samsunspor'dan bir kere daha iyi takım. Daha iyi oyuncuları var. Hem daha iyi takım. Ve Sergen Yalçın gibi de hani bu ligi artık hem oyunculuğundan hem teknik adamlarından işte şampiyonlukta yaşamış. Tabii. Anadolu takımında da çalışmış. Beşiktaş'ta da şampiyonluk bir hoca var. Antalyaspor her hattıyla şu anda ligde Fenerbahçe Galatasaray'dan sonra oynanacak en zorlu rakip. Nuri Şahin iyi getirdi takımı. Sergen Yalçın alıp geliştiriyor. Ben işte gidiyor. Ben sabah ters köşede şöyle bir şey söyledim. Sergen Yalçın çok akıllı bir adam. Nuri Şahin'in şahane bıraktığı takıma ne oynadı üstünde, ne oyuncu kadrosuyla çok oynadı. Karıştırmadı. Ne oydu? Ellemedi abi. Aferin. Aferin. Bu Sergen Yalçın'ın kompleksiz, zaten özel hayatında da öyle. Kompleksiz değil mi? İçimizden bir adam gibi. Birçok antrenör bilir değil mi? Oraya geldiği zaman kendi farkını belli etmek için kendinden önceki hoca başarılı bir şey de bıraksa ona, oynar onunla. Hadi bu da benim omzam olsun. Hiç ellemedi ben bakıyorum. İşte İngilizler der ya, bozulmadıysa tamir etme. Evet abi. Sürme abi elini. Ben geldim. İdman metodu değişti. 2-3 oyuncu da o paket atarsın. Anladın mı? Kendi 2-3 oyuncu çıkarırsın. Üçlüye döndük. Üçlüye dönersin. Başka bir şey yaparsın. Anladın mı? Hiçbir şey yapmadı. Çok başarılı Nuri Şahin takımı vardı. Aynen devam ettiriyor. Bir de şey var ya, bu takım bizden önce iyi çalışmamış. İyi çalışmamış, evet. Sergen Yalçın şey dedi biliyor musun? Zaten çok iyi takım. Biraz ufak dokunuşlar yapıyoruz. Ha? Biraz fiziksel kaliteyi artırmaya evet. çalışıyoruz. Evet. Ve bak iş hatta Nuri Şahin'dekinden daha iyi bile. Olabilir. Evet. Çünkü Sergen Yalçın daha tecrübeli bir teknik. Evet. Yani o takım daha bile artık şeyle oynuyor. Daha özgüvenli falan oynuyor. Anlatabiliyor muyum? Kaldı ki bir tane de oyuncu kovmak zorunda kaldılar. 2-3 tane oyuncuları ayrıldı onunla beraber. O bu en son bu olaydan dolayı işte Yeskel gitti. Yeskel'in mesela Geralt gitti, 2 tane Bodrum'a gitti. Ama Yeskel önemli oyuncuydu. Çok etkili bir oyuncuydu. Tabii. Hatta çok yetenekli bir oyuncuydu. O tabii. gönderildi. İyi oyuncuydu. Ülkesine deport edildi biliyorsun. Evet. O bir de öyle bir oyuncuyu da kaybetti. Anlatabiliyor muyum? Yani buna rağmen Antalyaspor şu anda ligde oynarken Buksa, Saric. Evet, Buksa, Saric. Hani harika bir takımları var. Saric'i çok beğeniyorum. Ben de orta sahadaki hoca değil mi? 8 bir tane daha var ya esmer olan neydi o yabancı? Safuri miydi? Safuri, bravo. Remzi acayip Safuri. Toplara vuruyor yani, Remzi. Duran Safuri, duran toplara müthiş vuruyor. Saric'in zihniyetini ben büyük takım zihniyeti aynen olarak öyle. Görüyorum. Çok kuvvetli gidip gelen bir oyuncu. Çok iyi oyuncuları var. Bak çok iyi oyuncuları var. Yani Fenerbahçe bu sene oynayacağı 2-3 tane deplasman var zorlu kaldı. Bence en zorlusuna gidiyor. En zorlusuna gidiyor. Yani Fenerbahçe puan kaybı yaşayabileceği bir deplasmana gidiyor. Puan kaybı yaşadığında aa falan demem yani denmeyecek bir deplasmana gidiyor. Samsunspor da zorlu deplasman ama Antalyaspor kadar kaliteli takım değil Samsunspor. Söyleyeyim. Onların bir çabası var. Çaba evet. Ve ligde kalma çabası. Evet. Antalya şeyi diyor. Evet. Yukarıyı zorlar mıyız acaba? Evet. İlk tabii ki. Yapar mıyız? Rahatlardı ama. Anladın mı? Yani onda da bir rahatlık gelir oyuncu. Oyuncu ama daha rahat, daha özgüvenli oynar. Samsun'un da büyük maç performansını beğeniyorum. Evet. Yani iyi planla çıkıyorlar. Rakibi durdurma açısından iyi planla çıkıyorlar. Fenerbahçe maçında tuttu. Başka ne planı? Hangi takımla ne yaptı? İşte Fenerbahçe maçı zaten en önemli göstergesi. Evet tamam biraz da şansları da beraber gitti. Kornerde ayrılan oradan bir tane ölü top beklenmedik bir gol. Şans. Kaleye başka şeyleri yok. Şans olacak. Atakları yok. Fenerbahçe'de hatırlı sayılı 6-7 tane gol kaçırdı şans yani. Şans faktörü olacak evet, tamam. Ama öyle yani. Galatasaray maçına da mı çıkacaklar? Ama öyle yani öyle şeyli falan bir takım değil yani. Öyle anladın mı? Korkunç tehditkar bir takım değil. Ben beğendim ya Samsunspor'u. Ben kötü takım demiyorum. Antalya ile karıştırdığım zaman mesela ben Antalya'dan daha çekiniyorum. Daha tehlikeli oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Samsunspor maçının Galatasaray deplasmanı Samsun deplasmanı tabii ki zorlu geçecek. Ama her halükarda Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum zorlansa da. Yani oyuncu kalitesi yetmez. Yetmeyecek şeyin. Samsun'un yetmez diye düşünüyorum. Fenerbahçe kazanmaz mı? Tabii ki kazanır. Maçın favorisi kim dersen şey. Ama çok zor olacak bir maç.
Dolayısıyla bu hafta iki takımdan biri puan kaybedebilir. İşin tuhafı ikisi de kaybedebilir. O zaman puan kaybedebilir. Aynı yerde olur. Yani. Ama şöyle olur. Birisi mesela bir puan alır da beraberliğe üzülürken öbürü yenilir. O zaman işte bunlar belirler işte. Anlatabiliyor muyum? Tam olarak böyle detaylar. İşte böyle bir detayların ön plana çıkacağı bir hafta olabilir. Bu hafta şampiyonluk yarışı için kritik bir hafta. Ben şunu söyledim zaten. Fenerbahçe yani eğer sesim gidiyorsa dedim o tarafa. Yani Fenerbahçeli futbolculara, teknik heyete sesim ulaşabiliyorsa, hani beni duyabiliyorlarsa, televizyondan seyrederler mi, dinlerler mi, bu voleyi seyrederler mi bilmiyorum. Bizim eski futbolcumuz ne diyor, abimiz ne diyor der mi futbolcu? Hiç oralı bile olmaz, bakmaz. Ya da İsmail Kartal diyor mudur bizim Apo acaba ne düşünüyor falan diye. Eğer gidiyordur. Ben şunu söyledim, eğer gidiyorsa dedim, bu maça şöyle gitmeli Fenerbahçe. Biz Antalya'yı yenersek şampiyon olacağız. O kadar önemli bir maç. Peki Fenerbahçe Antalya'yı yenerse şampiyon olur mu? Yok. Asla. Ben onu demiyorum. Ama öyle bir önemli deplasman ki onu önemini anlatmak için söylüyorum. Yani biz bu maçı kazanırsak şampiyon olacağız motivasyonuyla gidilmeli Antalya'ya. O zaman başına bir iş gelmez diyorum. O zaman Galatasaray cephesi için de şunu söyleyebiliriz. Biz bu Samsun maçını alalım. Çünkü Fenerbahçe en zor maçlarından birini oynuyor. Belki de bu hafta biz şampiyon olacağız. Onu da bir Galatasaraylı söylesin. Onu da ben söylemeyeyim. İşte Galatasaraylı da öyle düşünebilir. Evet. İşte öyle olma. Büyük bir motivasyon. Evet. Öyle o motivasyonu da başka birisi yapsın. Galatasaraylı birisi yapsın. Ben bir Fenerbahçeli olarak diyorum ki İsmail Kartal'a ve oyuncularına bu maça kaza yaşamamak için, 3 puanla dönmek için şu motivasyonla gideceksiniz. Antalya'yı yenerim. Ben şampiyon olurum. Fenerbahçe Antalya'yı yenerse şampiyon olur mu? Olmaz. Ne alakası var? Ne alakası var? Bu maçı bu motivasyonla oynayacaksın. Güzel. O kadar zor olduğunu ifade etmek için kullanıyorum bu kelimeyi. Anladım. Abi ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Ağzından bal damlıyor. Yine uzun uzun konuştuk bol bol. Ağzından bal damlıyor. Ben seninle konuşurken zamanı fark etmiyorum. Şuraya dönüp bir bakıyorum. 1,5 saat yaklaşık. 1,5 saat. Enteresan. Ben aslında konuşmayı pek seven bir adam değilim. Aynen, sen çok konuşmazsın. Birisi yorumlara şey yazmış abi. Çocuk bile gibi. Çocuk yani. Dediğin adam benden çok sakalı var. Var ama çocuk da benim evladım kadar kaç yaşlısı? 25 abi. 25 ya, yaşlanmışlar yani 25. Aramızda neredeyse 40 yaş var ya. 25 ya. İşe çok mu? Çok tabii ya. Lan ben kendi yaşıma bakınca bebe gibi geliyor. Birisi şey yazmış yorumlara geçen programa. Abdülkerim abi sana teşekkür ediyorum. Senin sayende Serkan Akgoy'unu sevdim. İyi biriymiş. Ve öyle yazmış. Ben de sana teşekkür ediyorum insanlara beni sevdirdiğin için. Ben şimdi bu anlamadım. Bu mesaj bana biraz çakmış gibi sanki. Çakmış Hayır, mı? Hayır. Diyor ki sana teşekkür ediyor. Normalde beni sevmiyormuş. Beni itici buluyormuş. Seninle program yaptıkça beni de sempatik bulmaya başlamış. O kadar da kötü adam değilmişim. Ama tamam. O zaman öyleyse iyi. Öyleyse yani senin sayende beni sevmiş. Öyleyse teşekkür ediyorum ona ama ben bir de hep biliyorsun ben olaylara bir de başka şeyden de bakarım. Şu da mesela şunu da demiş olamaz mı mesela? Ya Abdülkerim Durmaz seni gördükten sonra vallahi Serkan'ı bile sevmeye başladı. Seni başladım. Zaten seviyor. Seni seviyor zaten mu beni işte? Seni takip ediyor. Ondan emin seni misin? Onu yazmış Abdülkerim abi seni çok seviyorum. Yazmış mı? Onu söylesene abi. Seni zaten takip ediyor. Seni takip ederken beni de görüyor. Önceden beni uzaktan görüp evet, itici buluyor ama program sayesinde beni de sevmeye başlıyor. Ben ama aynı o. Bak bu güzel. Ben de o çocuk ne düşünüyorsa, bu yazan kardeşimiz ne düşünüyorsa aynısını düşünüyorum. Ben de seni uzaktan gördüğümde çok itici buluyordum. Aşkım. İlk buraya geldim. Evet. Ya babamın oğlu musun? Ben seni tanımıyordum ki buraya geldiğimde. Bana diyorlardı ki işte bu kim diyorum. Ben Serkan Akkoyun diyorlar bana. Şey mi diyorsun? Ne ayak? Ben buradakileri tanımıyorum ki. Mesela bir Serdar Ali Çelikleri tanıyordum eski Habertürk'ten onun tanışıklığımız var. Serdar'ı eski tanırım. Efendim söyleyeyim Ali Ece'yi tanırdım. Mesela bu kim diyorum. Diyorlar ki mesela Mustafa Demirtaş. Efendim söyleyeyim Sinan Yılmaz.
Gökmen Özcan var ya bizim yorumcu kardeşim. Ben seni de tanımıyorum. Yani onları da hiç tanımam. Seni de soruyorum mesela. O tanımadığım için seni ben uzaktan görüyordum. Seni de soruyordum. Sen o zaman tanımadığım için itici geliyordun bana. Diyordu Pepe diye, Mepe diye. Ha, bu ne ya diyordum. Gözlük diyor. Gözünde buraya böyle geliyor, gidiyor. Sanki profesör şey ne o? Üniversitede bir tarih hocası gibi geliyor, gidiyor falan filan. Hayır öyle öyle şey yapıyordum ilk imajım. İşte ön yargı kötü bir şey. Ama seni bir tanıdım, sen pırlanta gibi bir insanmışsın. Anladın mı? Yani ben yani o çocuk gibi düşünüyorum. Seni tanıcık da ben de sevdim. Bazen ben de kendimi itici buluyorum. Değil mi? Ama başka da yapacak bir çarem olmadığı buluyorsun, için kendimle devam ediyorum. Benim Allah'a şükür öyle bir huyum yok. Ben kendimi hep çok sevimli. Sen mükemmel çok sevimli. Ben hayır, narsist olabilir miyim? Kesin olabilirsin. Ya, narsist olabilir miyim? Psikoloğa sormak lazım. Değil mi? Ya da mahalledeki bir abiye sormak lazım. Narsistsem de kendim bulurum şeyimi. Sen mahalledeki abiye gidip şey dersin. Abi ben narsist miyim? Abi şey der. Varsa getir yiyelim şöyle kırık. O bilmez o. Senin der bir yerlerin kalkmışlar o bana. O anladın mı? onun dilinde narsist o demeye gelir anladın mı? Yo oğlum narsist neymiş der. Sen ama gördüm. Senin son dönemlerde bir yerlerin havalanmış der. Bana diyorsun sandım bir an. Yok yok o abi bana öyle der. Sen de öyle der değil mi? Yok o abi bana öyle der diyorum yani anladın mı? Şey öyle yani sen kendini bazen itici mi buluyorsun? Ben buluyorum. Kendimi Allah'a şükür hiç itici bulmuyorum. Şahane. Dediğim gibi kendimi çok mesela bir şey yapıyorum. Yani şey buluyorum kendimi. Seviyorsun. Evet kendimi seviyorum tabii ve normal buluyorum kendimi. Niye kendimi itici bulayım ben manyak mıyım ya? Kendimden nefret ediyorum. Kendimi sen psikoloğa git. Kendini itici buluyorsan tabii. Bak beni dinle o psikoloğa git. Tabii. Bu bir hastalık ya. Niye kendini itici buluyorsan? Niye bazen, buluyorsun? Bazen kendimi eleştiriyorum yani. Kendimi öz eleştiri yapıp bu hareketimi diyorum. Bu hareketin doğru olmadı diyorum. Ama başka bir şey o ya. Onu ben de yapıyorum. Apo diyorum bir programda bir şey ediyorum. Apo diyorum niye çok canım ben aynanın karşısına geçip ne biçim tipim var demiyorum. Kendimi itici buluyorum diyorsun ya. İtici olduğumu düşünüyorum o hareketimle. Yok sen itici falan değilsin. İtici olsaydın ben seni çoktan itmiştim zaten. İtici değilsin ya. Sen çok tam tersi çekici bir adamsın. Yani. Valla hem efendisin böyle, hem zekisin. Senden böyle bir şey duyunca bir garip oldu ama. Niye? Değil, yok çekici. Yok vallahi yok şey adamsın yok. Öyle deme ya kendini haksız etme Allah oğlum ya. Olsun. Sen hem kibar adamsın hem biz kültürlü adamsın. Biz ufaktan programı bitirip birbirimize iltifat etmeye programdan sonra devam edeceğiz. Sonlara doğru böyle bir Apo Hoca ufaktan böyle bir gazı veriyor eve yolluyor helva gibi oluyoruz. Kıvama getiriyor, yolluyor. Abi insanları motive. Bak vallahi söyleyelim hızlı öfkeli izleyenlerine. Söyle. Bak siz şöyle söylüyorum. Lütfen arkadaşınıza, ananıza, babanıza, varsa eşinize, çocuğunuza güzel sözler söyleyin. Tabii. Motive edin ve yalandan da olsa abartılı da bir arkadaşınızın küçük bir başarısını bile abartarak onu methedin. İnsanları motive edin ya. Vallahi billahi kötü bir şey değil ya. Yani laf söyleyeceksin. Esirgemeyin güzel laflarınızı ya. İnsanlar hele dur bunu methetmeyeyim şımarır bu. Lan boş ver şımarsın oğlum ya. Motive edin ya insanları. Doğru söylüyorsun. Vallahi billahi ya ne güzel yapmışsın. Bravo aferin falan deyin ya. Yakınınıza eşinize değil mi? Mesela yemek yapmış eşin değil mi? Hani bu olmamış deme abi ya. Müthiş olmuş de. Sen şimdi biraz da devam edersen pozitif enerji, yoga yapın, meditasyon yapın ama bağlayacağım. Çakralarınızı açın diyeceğim. Easy Jeff'in sunduğu Hızlı ve Öfkeli'nin bu bölümü sona erdi. Ben de son söz olarak şunu söylüyorum insanlara eğer dinlemek isterlerse güzel sözde ve hayırda yarışalım, şerde yarışmayalım. Haftaya görüşmek üzere. Çok güzel sözdü bu, aferin. Telefon almanın ve satmanın yeni kolayı Easy Jeff, Hızlı ve Öfkeli'yi sundu.